bir parçacık düz bir doğru üzerinde hareket ediyor. Hızı kat ettiği mesafenin ki o esmiş karesi ile ters orantılıdır. Bu ilişkiyi tanımlayan denklemi yazınız diyor. Seçeneklere bakmadan soruda verilen bilgileri kullanarak bir denklem yazmaya çalışacağım. Ters orantılı demişler. Peki hız neye göre ters orantılıymış? S yani mesafe değil mi? Evet, s mesafeyi veriyorsa hızı nasıl tanımlarız? Hız mesafedeki değişimin zamana oranıdır öyle değil mi? O halde hızı mesafenin zamana göre değişimi olarak tanımlayabiliriz. Evet, hızı bu şekilde yazabiliriz. Bu ifadeleri elde ettiğimize yani s'yi mesafe, hızı da s'nin zamana göre türevi olarak tanımladığımıza göre bu ikisi arasındaki ters orantıyı da ds bölü dt eşittir oran katsayısı olarak k'yı kullanalım bölü mesafenin karesiydi öyle değil mi? Yani s'nin karesi şeklinde yazabiliriz. İşte bu kadar. Soruda verilen ilişkiyi tanımlayan diferansiyel bir denklem yazdık. O halde artık seçenekler arasından buna uyanı seçebiliriz. Bu seçenek elde ettiğimiz denklemin aynısı. Hız yani mesafenin zamana göre değişimi mesafenin karesiyle ters orantılı. Diğer seçenekleri anladığımızdan emin olmak için onlara da göz atmak istiyorum. Burada zamanın bir fonksiyonu olan mesafe zamanın karesine ters orantılı olarak verilmiş ama soruda bize verilen bilgi bu değil. Burada mesafenin mesafenin karesiyle ters orantılı olduğu söyleniyor. Baya garip bu. Buradaysa mesafenin zamana göre değişimi ya da mesafenin zamana göre türevi ds bölü dt zamanın karesiyle ters orantılı. Bu da soruda verilen bilgiye uyuşmuyor. Bize mesafenin karesiyle ters orantılı olduğunu söylemişlerdi. Doğru olan seçenek bu.